İki telli organize sanayi bölgesi ekonomi gündemini sunar. Kanal A'dan iyi akşamlar. 3 Haziran 2011 Cuma ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Rakamlara boğmadan, rakamlarda boğulmadan ekonomi konuşacağız. Seçimlerin ve 2023 vizyonunun konuşulduğu şu günlerde ekonomiyi özellikle gelecek günler için çok yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız bugün. Bilişim ve bilişim teknolojisi. Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Davut Kavranoğlu canlı yayın konuğumuz. Ekonomi gündeminde üniversite sanayi işbirliğinin üzerinde sıklıkla duruyoruz biliyorsunuz. Bugün de değerli hocamız Sayın Kavranoğlu'yla ekonomi ve bilişim teknolojisi ilişkisini konuşacağız. Türkiye insan kaynağını ve iş dünyasının sermaye gücünü geleceğin ekonomisine nasıl entegre edecek? Türkiye bilişim teknolojisinde bugün nerede, yarın nerede olmalı? İşte bunları uzmanına, Profesör Doktor Davut Kavranoğlu'na soracağız. 2023'te 500 milyar dolar ihracat yapan dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye, bilişim teknolojilerini kullanmadan hatta üretmeden bunu başarabilir mi? Hocamızdan öğreneceğimiz çok şey var. Söyleşimize başlamadan önce bakalım piyasalarda son durum ne? İşte ekonomide 3 Haziran 2011 Cuma. Sevgili seyirciler, haftanın son işlem gününde dolar düştü, euro düştü. Altının da fiyatı düştü serbest piyasada. 1 doların satış değeri 1.5770, euronun 2.2950. 24 ayar altının gram fiyatı ise 78 lira 25 kuruş. Sevgili seyirciler, ekonomi gündeminde çok önemli ve çok değerli bir konuğumuz var. Yine Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Davut Kavranoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Hem kişiliğiniz olarak hem de çalışma alanınız olarak seyircilerimizi ve Türkiye'nin geleceğini çok yakından ilgilendiren bir durumdasınız, konumdasınız. Rizelisiniz. Evet. Suadiye'de ortaokul, lise okumuşsunuz. Ne güzel. Sonra elektronik ve haberleşme mühendisliği. İstanbul Teknik Üniversitesi mi? Evet. Hocam? 1984 yılında mezunum. Sonra doçentlik ve profesörlük nerede tamamladınız hocam? Doçentliği yurt dışında yaptım. Profesörlüğü Yalova Üniversitesi'nde profesör oldum 2 sene önce. 2009'dan beri mi Yalova Üniversitesi'ndesiniz? Evet. Yalova Üniversitesi'nde bilişim teknolojileri, bilgisayar mühendisliği, öğrencinin ilgisi ne? Mesela ben çok merak ediyorum. Kaç öğrenciniz var? Biz Yalova Üniversitesi olarak bu sene 3. senemiz. Dolayısıyla ilk sene öğrenci alınmamıştı. Tabii meslek okulumuzda eskiden beri öğrenci var ama üniversite kısmı olarak 3. senemiz. Biz bu sene 1. sınıf talebelerimize ders vermeye başladık. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Anadolu'nun her tarafından gelmiş. Güzel çocuklar. Onlarla birlikte güzel ve uzun bir yola başladık. Onların her birisini geleceğin işte uzmanları, mühendisleri, bilim adamları yapmak için çalışıyoruz. Ama hepsi pırıl pırıl gencecik. Anadolu'nun her tarafından gelmiş. Çok güzel yetişmiş genç çocuklar. Bunu şunun için sordum hocam. Yani Cihat, ne diye bunu soruyorsun diye düşünürseniz, biz Çerkezi, Lazı, Kürdü, Türk'ü, Arnavut'u, yani biz Türkler hepimiz bilişim teknolojisine uygun kafalara sahip miyiz? Kafalara sahibiz de kültüre sahip miyiz? İşte o biraz şey yapar. Kültür çünkü belli bir zaman içinde oluşan, belli etkileşimlerle, yönlendirmelerle, eğitimle oluşan bir şey bu konudaki şey. Şimdi bakarsak Türkiye'de çok ilginç bir teknoloji tüketim kültürü var. Yani insanlar asgari ücretle geçimini temin etmeye çalışırken birinci hedef olarak işte temel ihtiyaçlarını karşılamadan önce kendisine çok iyi bir cep telefonu almak istiyorlar. Veya işte iPad almak vesaire gibi şeylere para harcamak istiyorlar. Yani teknolojiye para harcamaya çok mütemail bir toplumumuz var. Peki evet, aynı ilgi üretmeye işte gelince? Problem o. Yani Türkiye'de
müthiş bir teknolojiye para harcama var ama teknoloji üretmek sanki bizim işimiz değil, onu başkaları yapacak bilhassa batıda olanlar. Biz sadece işte üzüm, fıstık vesaire satıp veya tekstil ürünleri, düşük kar marjı olan şeyler üretip para kazanacağız ve bunları teknoloji, işte bu teknolojik ürünler vesaire ithalatında harcayacağız diye bir kaderimiz gibi görünen bir şey var. Bunun mutlaka kırılması lazım. Yani bizim de mücadelemiz, mesleğimizdeki vazifemiz bunun böyle olmaması gerektiğini, bunun değiştirilmesi gerektiğini öğrencilerimizden başlayarak bütün topluma, yöneticilerimize, herkese uygun şekilde izah etmek. Bunun mutlaka değişmesi lazım. Yani Amerika'da insanlar neler yapabiliyorsa, Japonya'da neler yapabiliyorsa, Almanya'da neler yapabiliyorsa, bizim insanımız da Allah'ın verdiği o kapasite bizde de var yani. Biz de onlardan daha iyisini de yapabiliriz. Onlar kadar iyisini yapabiliriz. Ama siz Yalova'da bilgisayar mühendisliği bölümü açmazsanız, Tunceli'den bir öğrenci gelip orada okuyamazsa, Türkiye'de bilişim teknolojisi zaten gelişmesi mümkün değil, değil mi hocam? Tabii. Sadece bilgisayar mühendisliği bölümü açmak da yetmez yalnız. Bu açılan bilgisayar mühendisliği acaba ithal edilen ürünler için tercüme yapan çocukları mı yetiştirecek? Yetiştiriyoruz biz, yoksa teknoloji geliştiren, daha iyi işte bilgisayar bilimlerini kullanan, daha yeni ürünler mi yetiştirecekler? Yani bunun için de üniversite sanayi işbirliğinin ortamının, o habitatın oluşturulması lazım. Yani doğal olarak üniversitelerle sanayi birbirine dayanması lazım. Reel sektör dediğimiz şey üniversitelerle iç iç olması lazım. Bu teknolojik eğitimi verebilmek ya da işte o habitayı oluşturabilmek için harcayacağı parayı nereden elde edecek hocam? Ya devlet verecek bunu, evet, ya da sanayi verecek. Peki Türk sanayisinin, Türk iş dünyasının teknoloji üretmeye yetecek desteği verecek sermaye birikimi ya da o sermayeden Ar-Ge'ye, inovasyona, teknolojiye ayıracak payı var mı? Aslında onun için çok fazla bir şey de gerekmiyor. Ne biliyor musunuz? Öncelikle kapıların açılması lazım. Yani üniversitelerimizin hocaların bu sanayide gereği şekilde, yani gereği şekillerin altını çiziyorum, vakit harcayabilmelerinin hukuki zemininin hazırlanması lazım. Sanayimizin de şunu anlaması lazım. Ben üniversitelerden destek alırsam, gereği şekilde destek alırsam, dünyadaki bu globalleşen ekonomide rakiplerime kıyasla öne geçmek için, hamle yapmak için bir gücüm olacak. Üniversiteler bana bir şeyler katacak. Ama bunun için bakıyorsunuz, maalesef üniversitedeki hocalarımız bu üniversite sanayi arasındaki kopukluk yüzünden birinci günden, bugünden başlarsanız hocaların belki büyük çoğunluğun sanayiye verecek bir şeyi yok. Sanayi de bunu bir defa denediğinde, bir şey görmediğinde diyor ki ya üniversitedeki hocalar bizim dertlerimizi bilmiyor. İşte bu kültür dediğimiz şey zamanla oluşan bir şey. Yani kapılar açılacak. Şimdi, ve bunlar karşılıklı paslaşacaklar. Osmancası marifet iltifata tabidir. Evet. Müşterisiz mal zayidir. Doğru. Ben hiçbir akademisyenimizi burada suçlamak istemem. Neden? Tabii ki suçlamak değil. Kime kültür verecek hocam? Habitat. Alıcısı önemli. Yok. Doğru. Sanayinin ondan bir beklentisi yok. Buna saygısı da yok hatta. Çünkü Ar-Ge'ye ayırdığımız pay yüzdelerle ölçülmüyor. Doğru, maalesef. Binlerle ölçülüyor. Yani üniversitelerin yüksek lise olmaması lazım. Yüksek lise değil de üniversite olması için işte bu dünyadaki araştırma, problemleri çözen, dolayısıyla araştırma geliştirme yapan insanlardan bir teşekkül olması lazım. Yani ama sanayicimiz şey de tabii burada sütten çıkmış ak kaşık değil. Pek tabii herhalde. Değil. Tabii. Eğer talepkar olsalar ve gereken ilgiyi, saygıyı gösterseler, akademisyenlerimiz de talep olduğuna göre bununla ilgili çalışacaklardır. Ekonomi teknoloji ilişkisi hocam, hazır sizi bulmuşken, bilişim teknolojilerinin ekonomideki yeri nedir? Benim anlayabileceğim şekilde anlatır mısınız? Tabii. Yani sizin otomatik kontrol, işaret işleme, güvenli haberleşme, şifreleme, mobil VR mı bu? Uydu haberleşme. Evet, mobil haberleşme, uydu haberleşmesi, bu konularda çok sanayide de tecrübem oldu benim. Ne demektir hocam bunlar? Şimdi ben ekonomik size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben üniversiteyi 1970'lerin sonu, 1980'lerin başında okudum. O zamanlarda bir makine mühendisinin bilgisayar mühendisliği veya elektronik mühendisliği pek bir işi olmazdı. Veya kimya mühendisliği. Yani bunlar birbirinden ayrı disiplinlerdi. Şimdi bugün
bilgi teknolojilerini, yani bilgi teknolojilerine kastettiğimiz bilgisayar mühendisliği ve elektronik mühendisliğinin birlikte yaptığı işlerin bir türüne diyoruz. Bunu kullanmayan herhangi bir mühendislik veya herhangi bir dünyada faaliyet yok. Sizin buradaki faaliyetlerinizden başlayın. Her şeyde artık bilgi teknolojileri o işin bir parçası. Yani maden mühendisliği de öyle, uçak mühendisliği, arabanın içi bilgisayar dolu. Her şeyde var. Yani ekonomide bütün her kademede, her cihazda, her malın üretilmesinde, her ara malın üretilmesinde yapılan her işlemde bilgi teknolojileri var. Dolayısıyla bu var ise bunu en iyi şekilde kim üretiyorsa, kim kullanıyorsa rekabette öne o geçecektir. Artık kapalı Türkiye sınırları yok. İstediğiniz kötü kalitede arabaları yapın, millet onu zaten almaya mahkum. O ekonomi geçti artık. Ya siz en iyisini yapmazsanız sizin arabanızı da yaptığınız malda hiç kimse almaz. Gider yurt dışından alır getirir. Dolayısıyla en iyisini yapmak zorundasınız. En iyisini yapacaksanız siz teknolojiye de hakim olmak zorundasınız. Dolayısıyla dünyada ekonomide söz sahibi olmak istiyorsa hangi sektör olursa olsun. Yani bilgi teknoloji sektörünün kendi sektörü olarak bir önemi var. Bir de asıl önemi diğer bütün sektörler için de vazgeçilemez öneme sahip. Bankacılık. Düşünebiliyor musun? Bugün internet olmasa, internet altyapısı ve ona dayalı teknolojiler olmasa, bankacılık düşünebiliyor musun? Her gün trilyonlarca dolar internet üzerinden, bu uluslararası veri ağları üzerinden dünyanın her tarafına akıp akıp duruyor en azından. Bütün ekonomi artık bilgi teknolojilerine dayanıyor. Bilgi teknolojileri dünyaya hakim olmuş durumda yani. Eğer bundan korkan bir insan varsa geçmiş olsun. Bu artık bir vakadır. Ha, bunu biz dezavantaj değil, avantaj olarak nasıl kullanırız, nasıl öne geçeriz, bunu bizim konuşmamız lazım. Bunu reklamlardan sonra konuşalım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Reklamlar efendim. İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'nin sunduğu ekonomi gündemi devam ediyor. Sevgili seyirciler, ekonomi gündeminde Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Davut Kavranoğlu ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Hocam, Türkiye teknoloji üretiminde ne durumda? Türkiye teknoloji üretiminde maalesef iyi durumda değil. Teknoloji bunun farkında mı? Peki bunun farkına vardı mı? Vardık mı? Şimdi bunun farkında olanlar var. Yani bundan canı yananlar bunun farkında. Hani Nasrettin Hoca eşekten düşünce, koşmuş ya nasılsın demiş ki bana eşekten düşen birisini getirin halimden o anlar diye. Yani ben onu geçmişte yaşamış olan bir insan olduğumdan bunu anlatmak zor ama anlatılması lazım ve bunun gereğinin yapılması lazım. Yani Türkiye'de teknoloji geliştirmek için gerekli habitat yok. Türkiye'deki ekonomi tekstil, inşaat vesaireye göre ayarlanmış. Yani Türkiye'deki ekonominin altyapısı, vergi, SSK kanunları vesairesi hepsi düşük teknolojili, eski ekonomiye göre ayarlanmış. Bu elbise bilgi teknolojileri geliştirecek şirketlere uygun değil. Ve bu çivili elbise giymek gibi bir şey. Üretmeyle uğraşacağına diyor ekonomi yani. Ben sistem mühendisiyim. Biz olaya dinamik denklemler dediğimiz diferansiyel denklem sistemi vardır. Bu diferansiyel denklem sistemi neyse sizin değişkenlerinin nereye gideceğine denklem karar veriyor. Tamam hocam. 2023'te Türkiye 500 milyar dolar ihracat yapacak. CHP AK Parti'den 150 milyar dolar daha ilerisini vaat ediyor, görüyor. 650 milyar dolar diyor. İnşallah 650 olur. Keşke 1650 olsun. AK Parti de ona memnun olur eminim. 1650 olalım. Dünyanın ilk 10 ekonomisine girmekten söz ediyoruz. Nasıl olacak hocam bu dediğiniz şartlarda? Şimdi paradigma değişikliği olmazsa bu olmaz. Yani biz var olduğumuz şekilde aynı ekonomiyle devam edeceksek, yani ne bileyim tekstil üretip satacaksak, yani şu andaki parametrelerle devam edeceksek, ne yaparsak yapalım bu fazla bir yere gitmez. Şimdi bakalım mesela otomotiv üretimi. Bakıyorsunuz yılda 12 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Çok güzel. Tebrik ediyorum bu. Bunun sana ne kadar ithalat? Ama 11,5 milyar dolar ithalat yapılıyor bunun karşılığında. Tabii ki burada çok önemli bir şey var. Bu olmasın değil. Orada yüz binlerce, milyonlarca insan yan sanayide falan iş sahibi oluyor. Ama bakarsak o hani 500 milyar dolar varma hedefi için bu maalesef bundan başka sektör, bunların da olması lazım. Bunları kapatacak değiliz ama mutlaka
getirisi yüksek olan, bilhassa bilgi teknolojileri, nanoteknolojileri vesaire, bu yeni teknolojilerin öne çıkması lazım. Yani 1 liraya mal edip 100 bin liraya sattığımız ürünlerin, sektörlerin öne çıkması lazım. Bu da bir bina yapmakla falan olmuyor. Yani şuraya bir bina yapalım, işte şöyle olsun, kapısına bir tabela koyalım. Dolayısıyla bu böyle. Böyle değil işte. Bu kültürün oluşması lazım. Uzun yılların emeği var. İnsanların bazı know-how'ları edinmesi lazım. Ve bu şeyleri de kimse hazır olarak kimseye vermez. Hani deniyor ya, Microsoft'u Türkiye'ye getirelim. Getir, ne olacak? Dell'i Türkiye'ye getirelim. O ya büyük bir dakika, fabrikasını, üretim tesisini getiriyorsunuz. Yazılım getirsen ne olacak yani? Getirsen sadece, niçin gelir o? Malını burada üretim satmak yapacak için. Kalkıp sana know-how'unu vesairesini vermez. Vermesini beklemek de onu aptal yerine koymak olur. Yani onlar aptal olsa zaten öyle başarılı bir şirket sahibi olamazlardı. Yani o buraya kendi şirketine daha nasıl menfaat temin eder diye gelecektir. Ben şunu anlamaya çalışıyorum hocam. Bunu bilelim, ona göre seçimlere giderken. Mesela evet. Almanya'da 2022'ye kadar nükleer santrallerin tamamı kapatılacak. Evet. Hoş, ömürleri de doluyordur. Onu da inceledim, ayrı konu ama. Bir şeyi anlamaya çalışıyorum ben. Avrupa sanayiden de çekiliyor gibi aslında. Yani bu kriz mriz derken ne oluyor hocam? Vaktimiz varsa bir iki dakika ben bir karikatürize ederek ben bunu bir anlatayım. Şimdi 1800'lerde Kuntakintelerin Afrika'dan alınıp Amerika'ya götürüldüğü zamanlar. Yani Amerika'nın güneyinde Southern State dediğimiz yerlerde pamuk ovaları vesaireleri çalıştırmak için ucuz işçilik lazımdı. Onun için beyaz insanları tatmin edici ücret verirlerse pamuk pahalı olacağından dolayı Afrika'dan insanları zorla getirip köle olarak çalıştırdılar. Bir insanı köle olarak bile çalıştırırsanız onun maliyeti vardır. Bugün şimdi siz Afrika'dan yine 150 sene önce olduğu gibi bir köleyi tutup zorla Amerika'ya götürseniz ayda en az 1500-2000 dolar yine maliyet olur bir Amerikalı iş adamına. Onun yerine kardeşim Amerika'da bunu getirip o işte siyah köleyi veya sarı Çinliyi vesaireyi oraya götüreceğine diyor ki ben Bangladeşli'ye 150 dolar Bangladeş'te vereyim. Yerinde istihdam edeyim. Yerinde yapayım. Ona kölelik de demez. O da bana memnun olur. 150 dolar Bangladeş'te vereyim. 200 dolar Çin'de vereyim. Türkiye'de de 300-400 dolar vereyim. Ve orada çalıştırayım. Şu anda yapılan budur. Avrupa'da da onu yapıyor. Yani aslında bu kadar vahim değil mi? İş gücü açığı yaratıp çünkü Avrupa artık yaşlandı. Amerika yaşlandı. Yani nüfus artışları çok düştüğünden. Evet. Dolayısıyla iş güçleri yok. Kalkıp bizim gibi başka dinden, başka dilden, başka ırktan insanları getirip onlarla uğraşacağım mı diyor. Ben artık daha böyle temiz şeyler olayım, onları ucuza kendi ülkelerine çalıştırayım. Olan şey budur. Tekstil işte Amerika'dan başladı, doğuya doğru gitti. Bir ara İtalya'da şey oldu, Türkiye'de geldi. 20 sene kadar Türkiye'de hüküm sürdü. Şimdi Bangladeş böyle doğuya doğru gidiyor. Sonunda herhalde Büyük Okyanus'a düşecek. Bize şimdi ne gelecek hocam? Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'yi hangi akım bekliyor? Ben çok ümitliyim yani. Hükümetimiz çok güzel hamleler yapıyor. Ben bekliyorum ki artık ekonomimiz dönüşecek. Yani biz tabii ki tekstil fabrikalarımızı kapatmayacağız. Onlar yine devam edecek. Çünkü toplumumuzun her kesiminin işe ihtiyacı var. Ve insanların elbiseye ihtiyacı var, yiyeceğe ihtiyacı var. Bunlar devam edecek ama ekonomide sıçramayı getirecek olan şey teknolojiyi üretecek bir hale gelmemizdir. Bu da bir günde olacak bir şey değildir. Bunun için gerekli habitatın, tekrar söylüyorum, oluşturulması lazım. Kültürün sağlanması lazım ve bunun önünün açılması son lazım. Son yıllarda bu anlamda şu olmaması lazım yani. Ben bir teknoloji geliştiren insan olarak şunu düşünmemeliyim. Ya bunu geliştireceğime gideyim bunun içinden getireyim. Yani para kazanmaksa para şey. Bu olmaması lazım işte. Peki bu paradigma değişikliği son yıllarda Türkiye'de var mı ya da kıpırdanışını görüyor? Mesela COSGAP diye bir şey var. TÜBİTAK bir şeyler yapıyor. Üniversiteler teknokentler kuruyor. Evet. Ne diyorsunuz? Yani bunlar hepsi çok iyi niyetli yapılan girişimler. Hakikaten çok iyi niyetli girişimler bunlar. Ama hepsi pansuman. Paradigma değişikliği deyince yani bu işe yahu hakikaten bu nasıl yapılması lazım yahu diye baştan bir bakmak lazım. Yani var olan ekonomik düzen içinde pansumanlar yaparak şey yapmaya çalışıyoruz. Ve bütün iyi niyete rağmen Başbakanımız çok önem veriyor bu işe. Yani bunu devamlı olarak görüyoruz. Bütün bu çıkan teşvikler vesaireler faydası da oluyor ama olması gereken yere çok uzağız. Şöyle bakalım mesela Türkiye'de teknoloji yönetimine bakarsak Sanayi Bakanlığı var. İşte Ulaştırma Bakanlığı var. Çok büyük bir TÜBİTAK,
COSGAP, yani savunma sanayi müsteşarlığı, şöyle 30 tane değişik şey sayabiliriz. Kamu kurumu sayabiliriz. Her birisinin ayrı teşviği var, ayrı bir bakış açısı var. Ama şimdi yeni bakanlık ayrı kurulacak, teknoloji var bakanlığı kurulacak. Evet, hepsinin ayrı hükümdarı. Yani bunların hepsinin ve yüksek öğrenimdeki teknoloji çabasının hepsinin tek bir bakanlık altında toparlanması lazım. Öyle bir gelişme var. Bizim de yıllardan beri devamlı dile getirdiğimiz bir şeydir o. Kurulması çok isabetli olacaktır. Yani Türkiye artık teknoloji geliştirmeyi bir numaralı önceliği haline getirmelidir. Yani o sınıflara akıllı tahta konulması, bilgisayar destekleri, bilgi kurulması vesaire, bunlar güzel şeyler, eğitimin kalitesini artıracaktır. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? O teknolojilerin ve daha iyilerinin burada üretilip bütün dünyaya da yön gösterici şekilde gelmek lazımdır. Yani onları al bitmez. 2 senede bir modeli değişiyor. Devamlı olarak burası bir pazar haline getiririz. Bir an önce mesela o sektörün gelişmesini sağlayacak şeyler olması lazım. Mesela geçen de Başbakanımız Ankara'daki bir sanayi bölgesini gezerken orada bir firma gördüm dedi. Bunlar üretiyor, ihaleye gir dedim diyor. Mesela bunların yüzlercesinin olması lazım ve bunların desteklenmesi lazım. Bir reklam daha verelim mi hocam? Tamam. Reklamlardan sonra hocamızla devam edeceğiz söyleşimizi. İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'nin sunduğu ekonomi gündemi devam ediyor. Sevgili seyirciler, ekonomi gündeminde Profesör Doktor Davut Kavranoğlu ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Hocam hazır sizi böyle açık sözlü ve enerjik, pozitif bulmuşken hemen. Üniversite sanayi işbirliği, devletin işte paradigma değişikliği, bilişim teknolojilerinde neyi hedeflemeliyiz? Sanayi Bakanımız ilk gün önce röportaj yaptık. Diyor ki bizde ucuz maliyet, yani malzeme yok, ucuz işçilik yok, ucuz enerji yok. Nasıl kâr edeceğiz biz? Nasıl dönüştürmeliyiz hocam? Bizim bakarsanız şimdi yeni ekonomide bu tekerleğin yerini icat etmek gibi değil. Amerika'da mesela 1-2-3 tane delikanlı parlak bir fikirleri olduğunda bir araya geldiklerinde bir şirket açıyorlar ve önleri sonuna kadar açık. Bizde ise daha ilk aydan böyle bir girişime girdiğinden dolayı 1000 pişman hale getirilip bezdiriliyor insanlar. Yani teknoloji geliştiren şirketlerin mallarının satın alınması lazım. Onlara sipariş verilmesi lazım. Bir de bir bakarsanız Türkiye'de yine 1930'larda mesela 40'larda 50'lerde mesela Nazilli Basma Fabrikası kurulmuş. Benim Sümerbank. Babamın amcası mesela Sümerbank ayakkabı üretiyordu benim çocukluğumda. Sümerbank ayakkabısı giyiyorduk. Yani devlet basma yapıyordu, ayakkabı yapıyordu, her şeyi yapıyordu. Sonra onlardan çekildi artık. Dünya çapında inşaat şirketlerimiz var. Dünyanın ilk işte yüzünde bilmiyorum kaç tane Türk şirketi var. Turizmde 30 milyon turist çekiyoruz. Bunları devlet yapmıyor. Özel sektör yapıyor. Her açıdan yani bu geleneksel sektörlerden devlet çekildi. Artık karayollarını, duble yolları, karayollarının işte personeli, İşçileri memurları, işçileri yapmıyor. Müteahhitler yapıyor. Ama iş teknolojiye gelince devletin bir teknolojiye mi ihtiyacı var? TÜBİTAK yapsın. TÜBİTAK, belki bu ters karşılanacak bazı insanlar tarafından ama biraz sarsmak lazım. TÜBİTAK, Türkiye'de teknolojinin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Neden? Çünkü TÜBİTAK müteahhit olarak iş alıyor. Yani diyelim siz bir teknoloji geliştirme şirketiniz var. 3-5 mühendisle işte dişinizden tırnağınızdan artırarak bir teknoloji geliştiriyorsunuz. Bir de TÜBİTAK var orada. Devlet diyor ki, TÜBİTAK benim öz evladım. Bunu neden kimse söylemiyor peki hocam? Bilmiyorum. Şimdi bu manşetlik yani bunu biraz kurcalasak. TÜBİTAK benim öz evladım diyor. Sen bir vatandaşsın. Önce TÜBİTAK'tan ben alırım. 3 katına da olsa TÜBİTAK'tan alırım diyor. Biz bir silah teknolojisi mi üretiyoruz? Aselsan var. Ya burada bak insansız uçak geliştiren özel sektör şirketleri var. Biliyorum ben bunları. Bu çocuklar dişinden tırnağından yıllardan beri çalışıyorlar. Niye bunları almıyorsunuz? Alana kadar... Bunların üstelik her 10-20 milyon dolar, Çaldıran 4 milyon dolar. Veya daha ucuza da yapılır. Yani devlet inşaat piyasasından çekildi. Artık ayakkabı yapmıyor, basma yapmıyor, kumaş yapmıyor. Ama teknoloji geliştirecek. Bunu Aselsan yapsın, TAİ yapsın, Havelsan yapsın, Belbim yapsın. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde hep devlete ait şirketlere işleri verelim. Niye? Bunlar bizim aklımızın ermeyeceği şeylerdir. Bunları ancak devlet kurumları yapar. Bunları özel sektör yapamaz. Hayır, yapar.
Özel sektöre vereceksiniz. Belki ilk yaptığında TÜBİTAK kadar iyi yapamayacak veya ASELSAN kadar iyi yapamayacak ama ilk yaptığında yaptığın, ikinci yaptığında, üçüncü yaptığında ondan daha iyisini yapacak. Dünya ile rekabet edecek. İşte nasıl değişir ekonomi? Böyle değişir. Yani Amerika'da ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için özel sektöre aktarılan fonlar olmasa hiçbir teknoloji kalkınma olmazdı. Yani Ay'a gidiş, bütün bu silah teknolojilerinin geliştirilmesi, bunların hepsi Amerika'daki teknoloji geliştiren sektörün ve şirketlerin ortaya çıkmasını, palazlanmasını sağlayan özellikle şeydir. Özellikle sizin alanınızda savunma sanayi ve yani Ulaştırma Bakanlığı'nın... Ben hep meslek hayatımda hep zurnanın düt dediği yerlere dokundum. Ama siz öyle bir iş yapıyorsunuz ki zaten otomatik kontrol, işaret işleme, güvenli haberleşme, şifreleme. Evet. Bu ilk önce herhalde savunma sanayini ilgilendir. Evet. Hep bunların şeyidir yani. Ama sizin bu konuları da Türkiye'de maalesef hiçbir şansınız yoktur. O işler götürülür, ASELSAN'a verilir. ASELSAN'da yurt dışındaki bazı ülkelerin şirketleriyle birlikte onları şöyle böyle yapar. Eskiden böyleydi, şimdi daha millileşmeye başladı. Ve bu şekilde ASELSAN yapmış olur. Yani olay bu. Ben şunu soracaktım hocam. Biz bilişim teknolojilerinde işte her şeyi yoluna koysak bile bizden 100 yıl önce yola çıkmış dev rakiplerle, yani neredeyse devlet bütçesine yakın bütçelerde çalışan şirketlerle rekabet edeceğiz. Bu rekabette durumumuz nedir? Orada iyi olarak haber var. Bu sektör öyle bir şey ki 10 senede işin rengi değişir. Yani bu sektör mesela uçak sanayini geliştirelim deseniz, bir Boeing işte 767 gibi bir uçak yapayım deseniz, bunu yapacak seviyeye bugün başlasanız 50 sene sonra gelirsiniz. Çünkü o hakikaten çok... Bir de nasıl markalaştırıp tutunduracaksınız? Evet. Ama bu sektör, pazarlama sorunu var. Bu sektör Allah'ın bir lütfu. Yani bu big teknoloji sektörü geri kalmış, gelişmekte olan ülkeler için yani 5-10 senede doğru politikalarla, çünkü burada sadece akıllı insan var. Ve Allah her ırka, her millete yeteri kadar akıllı yani insan bir veriyor. Bir ekran, bir klavye ile o kadar dünyayı değiştiriyorsunuz. Yani biraz basitleştirerek, evet öyledir yani. Her millette, her ırkta yani bir Boeing fabrikası 5-10 için gereken senede eğiterek insanları bu işleri yapacak hale getirebiliyorsunuz. Bu sektörün şeyi bu. Güzelliği bu. Ama bunlara güvenmeniz lazım. Önlerini açmanız lazım. Yani çocuklar şunu bilmesi lazım ki bizim yaptığımız şeylere değer veriliyor. Biz yaparsak önümüz kesilmez. Bizim sanayimiz bizden alacak bunu. Gidip İsrail'den, Amerika'dan, şuradan buradan almayacak. Veya onlarla işbirliği halinde göğe burada yerli üreten devlet veya yarı resmi şirketlerini almayacak. Bize güvenecek devlet. Bu yapılsa yeter. Yani siz destek adı altında para bile vermeyin. Bu şirketleri vergi, SSK bilmem neleriyle ezmeyin. Bu bürokratik şeylerle ezmeyin. Bir de bunlara iş verin. Yaptıkları, gösterdikleri marifete siz biraz önce dediniz ya, iltifat edin biraz. O yeterli olur. Zaten mesela gerisini o sistem halleder. Polis askerlikten muaf. Evet. Şimdi mesela bakalım. Bilgisayar yazılımcısı uzmanı, ne bileyim yani bunlar tespit edilemez mi? Çok önemli bir yaraya parmak bastınız. Yani şimdi Türkiye'de büyük bir hamle yapıldı. 160 tane üniversite kuruldu. Bizim Yalova Üniversitesi de 3 sene önce kuruldu. Kuranlara Allah razı olsun. Yani ne güzel cıvıl cıvıl talebelerimiz geliyor. Bir 10 binlerce, 100 binlerce çocuğumuz üniversiteye gidememekten kurtuldu. Şimdi 160 tane üniversite öğretim üyesi lazım. Öğretim üyesi olmak da öyle bir günde olacak böyle bir şeyi boyamak gibi bir şey değildir. Doktora yapması lazım. Ben 27 yaşında doktoramı bitirdim, öğretim üyesi oldum. Demek ki 27 yaşına kadar ben hiçbir para yüzü görmedim, hiçbir gün yüzü görmedim. Bir gömlekle rahmetli annem akşam yıkardı, sabaha kadar sobanın üstüne asardı, kururdu, sabah giyerdim. Böyle büyüdük biz. Bu şekilde 27 yaşıma kadar geldim. Ondan sonra gittim bir de askerlik yaptım işte. Bu reva mıdır? Yani benim arkadaşlarım 15-16 yaşında işte iş hayatına girerken ben 27 yaşıma kadar okudum. Yani devletin derhal hemen bir ay içinde doktora yapanlardan askerlik muafiyetini kaldırması lazım. Zaten doktora kaç kişi yapıyor ki? Yani 5-10 bin kişi, 20 bin kişi. Bu yüksek lisansı ne suçu var? Yüksek lisansı da mesela %25'ini yapsın. Üniversite okuyan da %50'sini yapsın. Bu şekilde bilim adamı olmayı teşvik edici bir şey verelim. Hadi çok para vermiyoruz, bari çocuklar desin ki ben doktora yapacağım.
Hiç olmazsa yani askerlikte harcayacağım sürede doktora yapayım. Kendi ayrıcalıklı hissedeceği, prestijli değer hissedeceği bir yer olmuş. Marifet iltifata tabidir. Yani değer verelim ve böylece bu üniversitelerin öğretim üyesi açığını da kapatalım. Bu da bir günden iki gün olmayacaklar. Bunu bugün ilan edersek, şimdi bu sene mezun olmaktan olan çocuklar diyecek ki, aa o zaman ben doktora yapayım. Başlayacaklar, 3-4 sene sonra onlar mezun olacak. Bir de en parlak talebeler ve doktora programına kaliteli öğrencilere başvuracak. Yani biz başvuranların içinden işe yarar birilerini aramayacağız. Başvuran çok iyi öğrenciler içinden en iyilerini seçeceğiz. Bu sizin seçme şansınızı kalite yönünde peki, değiştirecek. Tabii. Bir reklam arası daha vermek zorundayım. Söyleşimize devam edeceğiz hocam. Tamam. İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'nin sunduğu ekonomi gündemi devam ediyor. Sevgili seyirciler, Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor Davut Kavranoğlu ile konuşuyoruz. Sürem bana yeterli gelmiyor en azından. Önümüzdeki günlerde tekrar size danışmak isteyeceğiz hocam. Son turu olduğu gibi size bırakmak istiyorum. Çok önemli bir konu teknoloji, ekonomi ilişkisi. Ne söyleyeceksiniz son olarak? Şimdi ekonomide biraz önce söylediğim gibi her sektörde gerekli atılımı sağlamak için mutlaka teknoloji geliştirilmesi ve teknolojinin en iyi şekilde kullanılması lazım. Ama sadece kullanılması olursa yine bir sömürü aracı haline gelir. Çok önemli bu. Bunun altını çizelim. Bir de şu önemli. Amerika'da ben yıllarca kaldım. Orada master doktora yaptım, hocalık yaptım. Amerika'yı Amerika yapan şey nedir biliyor musunuz? Dünyanın en iyisini Amerika'ya çekmek. Beyin göç. Evet. Her yıl milyonlarca talebe Amerika'ya başvurur. Onların içinden en iyileri master ve doktora yapmak üzere seçilir. Diyelim 100 kişi master ve doktora yaptı. Doktora eğitimine başladı. Onun 50'si mezun olur. Mezun olan 50 tanenin de 10 tanesi en iyi olanını istihdam ederler. Gerisini gönderirler. Bu beyin göçü çok önemli. Bizim de tersine göçüsün. Bakarsak şimdi mesela bir bilgi teknoloji konusunda Amerika'da doktora yapan bir kişinin maliyeti aşağı yukarı 300 bin lira 500 bin dolardır. Artı işte 20 küsur senelik bir eğitim. Yani garantisi de yok. Yani bu kadar parayı harcadığınızda sonunda elde edeceğiniz çıktığının şey çok iyi olacağı da değil. Belli değil. Bunun yerine şunu da yapmamız lazım bizim. Türkiye'yi bir çekim noktası haline getirmemiz lazım. Bilim adamlarının çekim noktası tabii. Peki burada çalışmak isteyen var mı? Bilim tabii adamı? Ki olmaz mı? Yani bizim Türkiye'ye dünyanın her tarafından Türkiye'ye katacak bir bilim ve teknoloji know-how bilgisi olan insanları ertesi gün işe başlayacak şekilde çekebilmemiz lazım. Bunun kanun altyapısının hazırlanması lazım. Ben sanayici olduğumda bir yabancıyı burada çalıştırmak istedim diye ben hatırlıyorum. Bir yıl o da devlet kurumlarındaki tanıdıkları arayarak, takip ederek izin çıkartmak için uğraşmıştım. Bu olmaz. Neden yani şu? Ben kalkıp bir konuda yeni bir teknoloji geliştireceksen bana bir eleman lazımsa onu hemen getirebilmem lazım. Parasını sana ver demiyorum ki, maaşını da ben vereceğim. Gelsin buraya. Ondan sonra onun burada kazandığı parayı burada tutmasını sağlayacak altyapıyı da sağlayalım. Bir de bu bilgi teknoloji sektöründe değil ama çok önemli bir şey. Ben Suudi Arabistan'da da öğretim üyeliği yaptım yıllarca. Oranın insanları burayı çok seviyorlar. Bizim Osmanlı'dan kalma şeyimizden dolayı. Buralarda ev satın almak isteyen, daire satın almak isteyen çok insan var. Şu anda bir Filistinli veya bir Suudi Arabistan Türkiye'de bir daire almak istese 1,5 sene onay için beklemesi gerekiyor. Halbuki bunun önü açılsa bir tane 200 metrekare bir arsaya yaptığımız 10 katlı binanın 8. katını almak için 300 bin dolar vermeye hazır bir yabancı var ve sen bunun parasını almamak için 1000 türlü takla attırıyorsun. Bunun önünün derhal açılması lazım. Bu çok kolay bir şey. Yani Türkiye'nin cari açığını bu bile tek başına kapatır. Yani şu Körfez'den bu yolla da çok para gelir. 2023 için hocam son olarak umutlu musunuz? Umutluyum. Yani vizyoner bir başbakanımız var. Bu yeni dönem ustalık dönemindir. Teknoloji hakkında ne düşünüyor Sayın Başbakan? Teknolojinin önemine inanıyor. Mesela mitinglerde devamlı olarak bu iPad'ları gösteriyor. Başbakanımız bir teknoloji uzmanı değil. Öyle olması da gerekmiyor. Ama bunun bir sevgisi var değil mi? Sevgisi var, önemini var. Görüyor ama bunun hayata geçirilmesi için gerekli adımlar bu çıraklık döneminde atılmadı. Bunların mutlaka bu dönemde mutlaka atılması lazım. Yani bunlar yani olmazsa olmaz şeyler. Yani istediğiniz kadar para ayırın, gerekli habitatı oluşturmazsanız bunlar hayata geçmez.
Sanayi Üniversite İşbirliği'ni, devletin desteğini, sanayinin katkısını, Ar-Ge inovasyona katkısını konuşmaya süremiz yetmedi ama önümüzdeki günlerde bunu konuşmaya devam edeceğiz. Hem Yalova Üniversitesi'ne hem de öğrencilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılar sunuyorum hocam. Katkılarınız için teşekkürler. Sevgili seyirciler, ekonomi gündeminde pazartesi günü yine aynı saatte Kanal A'da buluşmak istiyoruz. Ekip arkadaşlarım adına sağlıklı, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın efendim.